Abi sen elinde tuttuğun kutu biraz büyük gibi. Evet. O kutu bayağı bir büyük bu arada. Red frame. Arkadaşlar. Red frame. Gundam'ı. Bunu yapacağız abi. Bunu yapacağız. Hayırlısıyla. Bunu yapacağız bugün. Şimdi arkadaşlar. Bunların mantığı bu. Bunların aslında hepsinin bir numarası var. Mesela bununki. Şöyle gösterirsem. Gösterebilir miyim? Bilmiyorum. Siktir edin. Bu mesela A2 kodlu bir şey. Şurasında gördüğünüz gibi A4 yazıyor mesela falan. Bunlar A kodlu. Bunları sevgili arkadaşlar güzelce ne? Düzlemeden fırlatıyoruz. Türk usulü. Bunların kodlarına bakarak şemaya uygun şekilde şemamız büyük ihtimal en az. Oo, bu arada kılıçların katanalarının da rengi çok hoşmuş. Görüyorsunuz katanalar mesela şu an burada. Bunları bu şekilde yapacağız. Kılıçların kınlarını gördüm şu anda. Tamam, onların yapımları çok basit. İki kliğe bağlıyor. Şunlar bizim Gundam'a yapıştıracağımız stickerlar arkadaşlar. Bunlar bizim stickerlarımız. Bu da bizim için tabii ki de en önemli olan kullanım kılavuzumuz. Bütün şeyi bu gördüğünüz arkadaşlar kılavuzdan alacağız. İşte burada anlatmış işte yapıları bunlar falan. Tabii bunlar Japonca. İngilizcesi yok diye hatırlıyorum. En azından benim aldığımda yoktu. Bunları tamamen arkadaşlar üzerindeki şeylere bakıp yazılara bakıp o yazıları birleştirmeye uğraşacağız. İşte mesela bak diyor işte C4 parçası şu olacak, bu buraya girecek falan filan tarzında. Bunlara tamamen bu şekilde gidiyoruz. Ben kendimi rehber yapıyor gibi hissettim aslında. Bunların nasıl yapılmadığını anlatmışlar. Böyle kesmeyin falan. Bizim bu arada malzemelerimiz de dediğim gibi burada bir tane neşterimiz var. Bu neşterin ucu birazcık kötü olmuş. Buna çok ihtiyacımızın olduğunu düşünmüyorum. Burada bir karga burnu var. Ve en çok ihtiyacımıza yarayacak şey böyle ufak bir yan keski. Bu yan keskiyle genelde bütün işlerimizi yani çıt 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 bunlarla keseceğiz. Bunlarla kestikten sonra da kalan yerlerini bu maket bıçağıyla tıraşlayacağız. Şimdi arkadaşlar, direktiflere uyarak yavaştan başlayalım diyorum. Evet arkadaşlar, ne yapıyoruz burada? X kare artı B kare artı 2AB kullanarak buradaki formülümüzü falan deyip yapmayacağım tamam böyle gerizekalı şaka kadar. Önce yapmamız gereken bize burada belirttiği ağaçları bulup buraya laps diye koymak. Ben de çok profesyonel değilim. Hayatımda bir tane falan yaptım. Bu şu an yaptım ikinci arkadaşlar. Yani bunları çözene kadar imanım gevredi desem. Yalan olmaz. B21. Bursa. Daha 21. parça. Buldum. Oha. Oğlum 21. parça direkt insan lan. Arkadaşlar bilmiyorum. Buradan görebiliyor musunuz? Evet bak oturan bir insan var burada. Onu onu mesela şu an. Monte edici ama benim bunun önce kılçıklarını almam lazım. Çok dikkatli olmam lazım. Mesela şu kılçık ha. Tam bacağının kenarındaydı mesela. Lise kavga anım varsa anlatabilir misin demişler hacımlar şöyle. Güzel. Güzel bak işte şimdi bir anı anlatırım. Şimdi ben lisede çok kavga eden bir adam değildim. Genelde kavgaları psikolojik olarak kazanmayı seviyordum. Neden diye soracaksınız. Çünkü ben meslek lisesi öğrencisiyim arkadaşlar. Bir meslek lisesi öğrencisi olunca doğal olarak lise hayatınız bir tık daha farklı geçebiliyor. Normal lise hayatına göre. Çünkü her an kurtlar sofrası yenilme riskiniz olabiliyor arkadaşlar. Onu diyeyim. Bu arada şu parçanın mantığını oturtamıyorum. Yapısının farklı bir hale getirdim. Bu büyük ihtimal hareketli bir parça. Ve bu bende yapısı farklı bir hale geldi. Şu an onu çözmeye çalışıyorum. Neyse. Ben hikayeye devam edeyim. Ha büyük ihtimal şeyden kaynaklı ya. Şu şeyden kaynaklı. Şöyle bir ayırmam gerekecek gibi hissediyorum arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi meslek lisesini okuyorsanız arkadaşlar ve 8 yaşındaysanız hayat çok zor. Tabii işin geyiği bu. Orada böyle birazcık yaşam mücadelesi veriyorsunuz. Yani nasıl böyle kavgalar, gürültüler kopuyor, her teneffüs biri birini dövüyor falan filan. Böyle bu tarz bir yerde bizim lise. Anne de meslek liseli, o da bilir az buçuk ne olup ne bittiğini Evet abi. oralarda. İşte ne kız muhabbetlerine olay çıkar, ortalık karışır. Falandır filandır feşmekandır. Bir sürü muhabbet. Abi bu arada webcam'in kaydı. Abi bunun çok pamuk ipliğine bağlı bu ya. Ama bizim sevgili Ahmet Hoca, birazcık değişik yapılı bir insandı. Yani bizi askeri nizamda şey yapardı. Çünkü biz eşek gibi hiç böyle elimiz ayağımız rahat durmayan bir insan topluluğuydu arkadaşlar. Ahmet Hoca da bizi disiplin etmek üzere görevlendirilmiş bir mihti gibi bir şeydi.
bizi askeri nizamda disipline ederdi. Ve hiçbir zaman ya bana karşı değildi, bana karşı yumuşaktı da bizim öğrenci arkadaşlara karşı, bizim diğer liseli arkadaşlara karşı bayağı katı bir insandı. İşte benim gibi her zaman derdi 6 kişi var bu bölümde, 6 kişi adam akıllı mezun olacak falan derdi. Harbiden de 6 kişi falan böyle bir baltı hesap oldu. Diyeyim ya, biri otopark mafyası oldu. İşte öteki işte askere gitti, özel harekatçı oldu falan, değişik değişik. Yani tabii askerliği kötülediğinden değil ama hani meslek anlamında falan filan, yani adam askere sonuçta şey için gitmedi, keyfinden gitmedi yani. Adam harbiden bir baltaya sap olamadığı için mesela gitmişti oraya. Bizim ayrı bir bloğumuz vardı. Bir ara işte sınıfın düzenlerini 3. sınıftaydık, yani 10. mu 11. sınıfta falandı. Bizim bloklar ayrıydı. Yani makinacıların katı vardı, makinacıların bloğu vardı, biz mekatronikçilerin bloğu falan vardı. Hepimiz böyle ondan sonra ayrı ayrı bloklara taşımış. O çok iyiydi o zaman. Bizi çok ücra bir köşeye atmışlardı ama olsundu yani, bayağı iyiydi. Bu ücra köşeyi fırsat bilen bazı sigara içici elektrikçi arkadaşlar bizim kata gelirdi amına koyayım. Orada bizim bölümün tuvaletinde oh be güzel sigara içerdi, tamam mı? Şimdi raconda ispiyonculuk ne olmaz Avni? Olmaz. Olmaz. Biz bunları şikayet etmiyorduk. Hani şey olmaz falan diye, bir şey olmaz falan diye. Bizim oraya böyle durmadan sigara içmeye geliyorlardı falan. Ve biz de durmadan dayak yiyorduk Ahmet hocam. Ben hatırlıyorum yani dersin ortasında bölüm pardon hocam deyip edebiyat dersinde bizi aldı. Koridora böyle iki sınıfı çek diye. Ve o iki sınıfı böyle tekme tokat. Ya yani tekme tokat demeyeyim de. Kim içti lan bu sigarayı, sen mi içtin? Çat küt pat küt dövdüğünü hatırlıyorum. Ama kimse de şikayetçi olmadı. Çünkü adam genelde biz dövdüğünde haklıydı. Ama bazen aşırıya kaçıyordu yani. Muhabbet o. Ben bayağı buna sinirlendim. Tamam lan, boşu boşuna dayak yiyorum. Milletin sigara keyfi yüzünden ben dayak yiyorum. Tamam, ben bayağı sinirlendim. Bir gün abi tuvaletteyiz. Şey oldu falan. Çocuklardan böyle bayağı sigara kokusu geliyor. Dedim ha yarra yediniz. Şimdi sizlerim fişiklemezsem ben büyük ipneyim. Gittim abi böyle bayağı. Gittim abi Ahmet hocanın yanına. Dedim hocam yukarıda sigara içiyor itler. Falan filan yapıyorum böyle, tamam mı? Ahmet hoca 4 nala koştu, tamam mı? Ben de içeri girdim. Hocam aa bu gitti. Falan. Böyle göstereyim. Aa bu. Hocam bu işte falan. Ondan sonra hoca yakalamış zaten falan bunları. Tamam bunlar da tamam hocam ya. Ne var hocam ya falan yapıyor. Böyle artist. Amına koyayım. Bizim orada köy içi vardı. Köy içindeki çocuklar böyle. Tamam hocam kemem ya. Burası benim çektim al. Falan filan takılan tiplerdi işte. Ondan sonra hoca bunları yakaladı. Ben dedim ki hocam aa kanıtı burada sigara hizmetlerini atmış. Sifonu çekememiş falan. Aa falan filan yapıyorum. Ben bunları bayağı bir dövdüler. Tamam. Benim de çok hoşuma gitti. Böyle keyif aldım. Aradan bir hafta geçti geçmedi, tamam bu çocuğa da okuldan uzaklaştırma yerine sigara içme cezasını işte kapan 180 lira para cezası kesmişler, tamam mı? Çocuk böyle bir gün geldi beni, ondan sonra böyle bir baktım 4 kişi beni çektiler böyle kolumdan götürüyorlar, tamam mı? Ama yani şeyi anlatayım, böyle ben sınıfların oradan geçiyoruz, beni tanıyanlar 4 kişi topluyor geliyor, 4 kişi. Biz 3 kişi gidiyorduk abi, yürürken bunlar beni sınıfına götürüyor, delikanlılığa bak ha. Ya delikanlıyım diye gezinirler, kendi sınıflarına götürüyorlar beni. Ondan sonra böyle ben gidiyorum abi, böyle tıngır tıngır 3 kişi gidiyoruz, kolumdan tutmuşlar, ben de ne olacak amına koyayım. Hani sikecekler mi ne olacak ha? Hiç o konuda da korkmam yani. Gittiler gittik abi. Tamam mı ondan sonra? Ama biz nasılız? Ben böyle koridorlardan geçiyorum. Benim tanıdığım çok insan var. Beni gören çıkıyor. O çıkanları gören tanıdıkları da geliyor. Dört dört böyle bir güruh olarak oluştuk. Böyle 20-30 kişi vardır. Abi yalanım yok. Abi gittik falan. Adam bana diyor sen ne? Çocuklar bana kaş göz işareti yaptı. Öyle şey. Dedim tamam. Bir sıkıntı olursa gelirsiniz. Dedim böyle şöyle yaptım ben. Yaptım. He yaptım böyle. Kendi aranızda organize olun. Muhabbeti çevirdim yani. Ondan sonra abi bunlar böyle dışarıda bekliyorlar. Kardeşim sen bizi niye şikayet ediyorsun? Niye şikayet etmiyorsun? Niye ediyorsun? Kardeşim dedim sizlerin buradan çıkıyorsunuz. Okulun en sonundan okulun en başına gidiyorsunuz. Ve okulun en başında sigara içiyorsunuz. Tuvalette. Benim umurumda olmaz. Siz nerede sigara içtiniz? İnan umurumda değil. Ama sizin yüzünüzden biz dayak yiyoruz arkadaşlar. Bu dedim bir oldu, iki oldu. Artık dedim ben dedim, sizin yüzünden dayak yemeyeceğim. Yani kimse kusura bakmasın. Ne olursa olsun burası da bir okul. Benim dedim kimseye dedim karışma hakkım normalde günlük hayatta olmaz. Ama burada dedim seni dedim. Keyfin için dedim. Sen dedim burada iki daha sigara içeceksin diye dedim. Ben dedim burada dayak yersen dedim burada dedim olay çıkar. Harbiden de çıktı bu arada. Ondan sonra abi işte orada çocuklar vardı falan, ben birazcık şey yapıyorum, tam manyağın biri vardı böyle çocuk manyak, sessiz sakin oturuyor ama manyak, bu ne kadar kalabalık bilmem ne falan. Sonra bir itiş kakış oldu, bunun arkadaşı bunun üstüne düştürdüm ben, tamam mı? Bana itiş kakış olmadı bu arada, kendi aralarında itiş kakış oldu, ben oradayım.
Ben genelde mantıklı konuşuyorum. Bunlar genelde hayvani yaratıklar olduğu için, beyin fonksiyonlarını çok kullanamadıkları için ses üzerinden şey oluyor. Yani sen buna mantıklı bir şey söylediğin zaman böyle oluyor bile. Mantık yani lan ne dedi bu, bana hakaret mi etti falan muhabbetine giriyor. Düşünmesi zaman alıyor. Bunlara böyle mantıklı konuşunca yer veriyordu. İşte bir itiş kakış oldu orada, ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Bunun salaklardan bir tanesi bu psikopatın üstüne düştü. Bu ayağa kalktı, sikerim lan ada sınıfa niye boş boş adamları getiriyorsunuz dedi. Kendini arkadaşını dövmeye başladı. Birbirlerine girdiler abi. Bütün kendi sınıf birbirine girdi. Ve ben o olayda arkadan bir sıvışmıştım abi. Sıvıştıktan sonra işte ondan sonra olay orada kapandı özetle. Adam bana diyor ki sen niye bu adam şikayet ediyorsun, ama bu adam diyor 180 lira diyor para cezası yedi, sen biliyor musun? Dedim amına koyayım, sanki şey dedim 100 bin dolarlık senete imza atmış yani, dedim bir şey olmaz öyle, bir de zoruna gittiyse bir daha da içmesin dedim yani falan. Hiç geri adım atmam yani, anladın mı? O tarz insanlara dediğim gibi hayvanlar alemi mantığı işler. Sen eğer ondan daha gür ses çıkartırsan büyük ihtimalle o adam sana bundan sonra çok bulaşmaz. Anladın mı? Maksimum seninle hani kanki olur. Kanki kanki diye geçinir yani, anladın mı? Kavga etmezsiniz. Bizim okulda genelde şey tehlikeli bölümler diye şey var amına koyayım bayağı. İşte elfler, orklar, işte urukaylar falan filan diye geçer. Şimdi biz elflerdik abi. Çok üzülürüm. Kimya öğrencileri elfti. Biz Rohirrim Rohan insan ırkı, tamam mı? Şeyler vardı. Elektrikçiler cüceler, makineciler oradaki diğer o hani böyle şeyler var ya, farklılar var insanlıklar ama hani kötülüğe çalışan onlar. Urukaylar, urukay bak ork yok. Urukaylar var abi. Urukaylar da şeyler, pardon, otomotivciler, amına koyayım otomotivciler. Adamlardan var ya, adamların en iyisinin 4 sabıkası var amına koyayım. Böyle bir mantık olabilir mi yani? Neyse abi, bizim okulda sınıf şeyi başladı. Sınıflar arası turnuva, futbol turnuvası. Benim futbolla hiç alakam yok. Amına koyayım alakan yoksa sikeyim sınıfını niye desteklemeye gidiyorsun? Değil mi? Çünkü neden? İşte 12 otomotiv 3Z ile falan, hani Z'ye kadar gidiyordu, o kadar şeydi ki, çoklardı ki. Hani niye gidiyorsun değil mi desteklemeye? Kalsana amına koyayım. Mal mısın? Orada bir arbede çıkacak amına koyayım. Bu kadar kolay. Kal sınıfında. Evine git amına koyayım. Okulda bitmiş. Neyse moruk, ben kaldım. Arkadaşlara şey yapıyorum. Ay işte mekatronik yarramız yine efendim. Destek salak salak bağırışmalar, çağrışmalar. Yani ne olursa olsun hani bir ortamda kaldığınız zaman arkadaşlar, hani siz ne kadar o ortamdan farklı olursanız olun, bir yerden sonra ona benziyorsunuz yani. Onu da söyleyeyim, hani tamamen benzerlik değil. Yani hani ortamda da uzaylı olmamak için yine bir şeyler yapıyorsunuz yani. Hani onlara benzemek adına çok böyle sıkıntılı olmayan şeyler de yapıyorsunuz. Uyuşturucu kullanıyorsunuz, Kamuflar demiyorum. gibi yani. Aynen. Gittim abi işte, destekliyoruz o mekatronik falan yapıyoruz işte. Abi bizim çocuk arkadaş, İsa diye bir arkadaş var. İsa abi gol attı, tamam mı? Adamın suçu gol atmak amına koyayım. Sınıf turnuvası. Tamam mı? Adamın suçu gol atmak ve sevinmek. Çocuk attığı gole insani olarak sevindi. Vay efendim niye sevindin? Sağda bir arbede çıktı falan. Bizim çocuklar indi abi. Hayırdır hayırdır muhabbetlerin. Yok ben niye ineyim, mal mıyım amına koyayım? İnmemi gerektiren hiçbir koşul ve şart yok orada. Senle görüşeceğiz, benle görüşeceğiz de. Tamam, bizim bunlar 3-2 mi ne? 4-3 mü? 3-2 mi ne? Öyle bir şey siktik, tamam mı? Ondan sonra işte şey ata ata, nara ata ata gidiyoruz, tamam mı? Amına koyayım sınıftayız. Sınıfa bu ödük geldi. İsa'nın takıştı. Kaleci. Amına koyayım. Niye bana gol atıyorsun? Yani hani muhabbet bu amına. Bana sen var niye gol atmak bana yani, anladın mı? Başka ötesine gidemiyor abi. Bu çocuk geldi. Dedi birader, dedi sen, dedi hayırdır. Dedim hayır hayır, sudan bir bidonla bize hayır falan. O mantık, o konuşma tarzları bu şekilde abi. Daha ötesi yok. İsa geldi ki ya hani hayırdır falan filan, o da gitti. Ben de dedim ki hayırdır arkadaşım, ne oluyor ya falan filan. Dedi mantıklı konuşmaya başladım gene. Ne konuştum hatırlamıyorum. Boş konuşuyorum ama mantıklı boş konuşuyorum. Bunun beyin anlayamayacağı türden. Hani olayla bir ilişkisi ilişkim olmamasına rağmen. Senle görüşeceğiz, benle görüşeceğiz falan dedi. Bu gitti. Hocam hoca geldi falan, bu gitti. Biz gidiyoruz abi. Mertcan diye bir arkadaş var. Mertcan, Aytunç, ben ayrı yerden gidiyoruz. İsa farklı yerden gidiyor. İsa köy için oradan gidiyor. Bu kikoları memba. Abi biz sola döndük. İsa yukarıya çıktı. Biz sohbet ediyoruz. O an işte sohbet, muhabbet, oyunlarla ilgili falan filan. Bir keko sesi duydum, tamam mı? Şşşşt diye ananın aman bunu koyayım. Kulakları sağır eder. Sanırsın sur borusu üflendi, tamam mı? Baktık İsa'yı tuttular amına koyayım. Götürüyorlar yukarıya. Arkamı bir döndüm, İsa gidiyor amına koyayım. Bana el ediyor, tamam mı? Ben bunun yanına koşa koşa gittim. Dedim İsa kardeşim ne oluyor falan filan, geldik böyle.
birader hayırdır ya bunun muhabbeti ne ya falan. Adam diyor ben diyor köyçülüğüm moruk diyor. Kimse bana artistlik yapamaz diyor. Burası benim yerim lan falan filan. Salak amına koyayım. Size de onun gittiği yeri söyleyeyim abi. Bizim okul bir aşağıda düşünün. Böyle bir çukur gibi bir yer düşünün, tamam mı? Bizim okul orada. Bizim okul işte o birazcık böyle şeyde aşağı tarafında kalıyor abi o köy içinin. Yukarı tarafında şeyler var abi o köy içinde. Böyle aşağıda bizim okul var. Yukarı tarafta köy içi var. Köy içinden yukarıya çıkıp otobüslere biniyorsun. Sikri olup gidiyorsun ondan sonra nereye gidersen. Bildiğim yönüm daha farklı. Bizim orada Mall of İstanbul vardı. Biz okulun orada Mall of İstanbul'a AVM'ye gidiyorduk çocuklarla işte. O yüzden aynı yönden gidiyorduk. Normalde ben de oradan gidiyorum. Ya da farklı yerden gidiyorum. Neyse. Bu sefer ben de içindeyim. Ne alakaysam amına koyayım. Hayır, ben şu an düşünce çok salak gibi hissettim kendimi. Bu çocuk işte diyor göreceksiniz gününüzü falan. Hatırlıyorsunuz benim bir önceki anlattığım hikayede abi. Ben sınıfa doğru giderken benim arkadaşlarım beni ya da beni görüp benim yanıma gelen arkadaşlarımı tanıyıp sınıflarından çıkıp bize desteğe geliyorlardı ya. Aynı şey bunlara da oldu amına koyayım. Amına koyayım bu Keko'yu gören böyle mahalle arasından çıkıyor. Oldu 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi, 12 kişi, 15 kişi, 20 kişi var rahat moruk. Bunlar artıyor falan. Ben gene mantıklı konuşup bunun kafayı karıştırmaya çalışıyorum. Gerizekalı birazcık daha zeki çözmüş. Diyor mantıklı konuşarak kafamı karıştırmaya çalışıyorsun. Biliyorum dedi bana, tamam mı? Dedim lan ay amına koyayım dedim. Helal olsun. Gerizekalının akıllısına denk geldik falan filan dedim böyle. Dedim bizim buradan bir kaçarımız yok değil mi falan. Ondan sonra dedi ki yok siz o dayağı yiyeceksiniz moruk. Neyse biz Ataküt'e girmeye başladılar bunlar bize. Abi olmadı. Size yemin ediyorum. Ahmet Hoca'yı gördüm, tamam mı? Hocaları toplamış. Böyle 4-5 tane hoca ellerinde sopalar, koma diyorduk. İşte ikisi olaylara müdahale sopalar böyle. Ahmet Hoca dedi 2 tane sopa var. Dedi amına koyacağım dedi böyle giriyor, tamam mı? Çat çut girmeye başladı, tamam mı çocuklara? Ben nasılım biliyor musun? Hani o şey var ya. Miğfer dibinde orklar geliyor bizimkileri sikecek amına koyayım. Sur havaya uçmuş falan. Bizimkiler göte geliyor. O arada tam Rohirrim geliyor ya amına koyayım. Böyle bayağı işte şafağa doğru doğuya bir baktım Ahmet Hoca. O yukarıdan gelmiş amına koyayım. Yukarıdan nasıl geldiysin biz de bilmiyoruz. Abi yukarıdan aşağı doğru bunlar bir gel. Biz de böyle aşka geldik. Ben bunları patır kütür dövdük falan filan. Nasıl hocalar da dövüyor. Lan ben şeyi gördüm ya. Bir tane çocuğun elinde sopa vardı. Sopayı Ahmet Hoca'ya doğru vuruyor. Ahmet Hoca'nın elinde iki sopa var. Bir sopayla böyle dojlayıp öteki sopayla çocuğa vuruyor. Tamam, koyayım yani, tamam mı? Tam harbiden meydan muharebesiydi. Hayatımda yaşadığım en keyifli kavgalardan bir tanesiydi. Sonra Ahmet Hoca beni dövmüştü. Niye sen buradasın amına koydum siktir git diye. Bu da benim en keyif aldığım anımdır. Thank you.
Evet, herkese tekrardan merhaba. Bu videonun sonunda size tam olarak bitmiş halini göstermek için bu videoyu çekiyoruz. Şu an gördüğünüz karşınızdaki kırmızı olan Gundam Asrai Red Frame olarak geçiyor. Bunu yaptım, bitirdim, pozladım. Sağ tarafta gördüğünüz olan ise benim eski ilk Gundam'ım ve aşağı tarafta gördüğünüz olan ise Full Armor Gundam diye geçiyor. Bunu pozlaması inanılmaz derecede zor. O yüzden bir stand sipariş edeceğim ve onun için şimdilik böyle bıraktım. Hatta yanlarında şu an uçuş potlarını görebilirsiniz. O potları da öyle koydum. Bitmiş hali bu şekilde. Ben bu Asra'nın duruşunu ve pozlaması başarılı bir şekilde yaptığımı düşünüyorum. Çok seksi duruyor. Bu alttaki olan Toroman'a ise çok daha farklı bir şekilde bir pozlama yapmak lazım. Şimdi bile çok seksi dursa da ona da çok daha farklı bir şekil vermeyi planlıyorum. Ama öncelikle standının gelmesini beklemem lazım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım detayları beğenmişsinizdir. Videonun hepsinin bitmemesini anlıyorum. Çünkü uzun bir işlem 3-4 günde bir anca yapılabiliyor. Yani başlıyorsun ve 4 gün falan sürüyor. Yayınlardır falan. Bunun dışında da yaptım da olarak. O etraf her zaman öyle dağınık kalamayacağı için. Yaptım ve bitirdim. Çok teşekkür ederim. Tekrardan yeni bir Gundam videosunda ve oyun videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.